Günaydın. Günaydın. Günaydın anneciğim. Oh. Ne yapıyorsun? Ben sana soruyorum. Bebeğim. Hava o kadar kapalı ki ve bir anda kapattı. Akşam gibi resmen. Ve bir anda yağmur bastırdı. Yağmuru çok severim bu arada. Bu videonun başında arkada ses kaydı yapar mıyım, yapmaz mıyım bilmiyorum. Eğer yaparsam zaten selam vermişimdir. Ama eğer yapmadıysam da herkese yeni bir vlogtan merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Günlerden pazartesi, cumartesi ve pazar günü hiçbir işi yapmadım. Yani bir gün bile evi süpürmediğimde sanki bir hafta süpürmemişim gibi oluyor. İki gün boyunca süpürmedim ve iki akşam boyunca salonda cips, çekirdek, ortalık bayağı bir batmış durumda, toz olmuş durumda. Naz şimdi kahvaltısını yaptı ama öğlen uykusuna yatacak. Birazcık Nilo'ya izliyordu. Ben de o Nilo'ya izlerken hemen mutfağı toparladım. Bulaşık makinesindekileri çıkardım, yerleştirdim. Lobanın içerisindeki bulaşıkları koydum şimdi. Bir evi süpüreceğim, evi sileceğim. Toparladım zaten sabah. Uyanır uyanmaz genelde toparlıyorum. Sadece süpürüp sileceğim. Bir de yemek yapacağım. Onun haricinde de... Çamaşırları makineye atmıştım zaten nevresimlerle birlikte. Onlar yıkandı, bitti. Şimdi onları kurutmaya atacağım. Kurusun mu? Tamam. Uyuturken benim de uykum geldi. Ay, bir uykum geldi. Bir uykum geldi. Hava da yağmurluyor. Bir tek salon kaldı, biliyor musunuz? Gerçi süpürdüm ama silmedim. Şimdi mutfağı bir sileyim. Salonu artık en son süpürüp sileceğim. Şu yatak odasının camını kapatalım. Serin olmuş. Amma esnedim. Kullanacak çamaşırlarım var. Sepetin içinde burada. Beni bekliyorlar. Beklesinler. Beklesinler. Efendim? Aa, kameranın şarjı.
%5 biladamızı alalım. Dur şuradan. Biliyor musunuz, biraz önce balkona kuş girdi, onu çıkarmaya çalıştım. Yani nasıl, uyumadan önce, ben evi süpürmeden önce. Yani bir 40 dakikam, bir saate yakın onu çıkarmakla uğraştım. Salonu toparlayayım, oyuncakları. Şu ekranı açayım. Kamerayı taktık ya, ekranı da açalım. Burayı sileyim. Ne yemek yapacağım, uf bilmiyorum. Eskiden ne güzel, ben böyle cumartesi gününden, yani çok eski takipçilerim, sıkı takipçilerim bilir. Ta eski evdeyken, hatta ilk oturduğumuz evde, böyle cumartesi gününden alışverişimi yapardım, haftalık meyimi planlardım. Ona göre hatta alışveriş yapardım, alırdım. Ama şimdi yemek konusunda bilmiyorum, yani karar veremiyorum böyle. Eskiden ne güzel, yemek konusunda düzenliydim. Yani mutfağı çok seven biri değilim. Hani daha doğrusu mutfağı seven biri değilim derken, mutfakta bir şeyler yapmayı sevmiyorum pek fazla. Belki ondan kaynaklı olabilir. Yani kimi ev işi yapmayı çok sever, temizlik yapmayı çok sever. İşte kimi ütü yapmayı sever. Sever, herkesin sevdiği bir şey farklı. Kimi mutfakta böyle çeşit çeşit tatlılar, hamur işi, yemek, tarifler, bunları çok sever. Yani ben temizlik yapmayı, ev işini daha çok seviyorum. Ama mutfakta, yani bak, cam silmeyi çok severim. Kimi sevmez mesela? Gibi. Öyle yani. Takalım mı? Hadi al bunu. Ha, ben mi alayım? Bak burada var ama, kırmızıyı alayım mı? Kırmızı al. Tamam. Ay. Bak. Ne olur? Aldım. Ne yarım? Dinozor mu çıkarayım? Dur bakalım. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Ay. Aferin. O ayaklarını yerim. Hayır, bu da çıktı. Sırada bunlar var, maviler. Tamam, kırmızıyı onlar. Çıkarman lazım önce. Kırmızıyı, şunu. Yok, bunu anneciğim, bunu. Böyle yapalım. Tamam, bunu da çıkaralım. Dur bakalım. Bak. Tavşan diğer ayağı nerede? Bunu buraya takacağız. Ayağı burada, ayağı burada. O hayır, gri ayak. O başka, filin ayağı. Gri ayağı. Evet, o filin ayağı aşkım. Turuncu tavşanın ayağı. Babam gelmişken hemen yemeği de hallettim. Makarnayı önceden haşlamıştım zaten. Nas makarna istedi. Kıymalı patates yemeği yaptım. Babam da gelirken... Paketin saklanıyor gidip. Babam da gelirken annem kızartma yapmış, karışık. Sütlaç göndermiş, börek göndermiş. Ellerine sağlık, çok ama çok teşekkür ederim anneciğim. Yemeğimiz pişsin. Ben de şimdi... Dedeciğim, neredesin? Nereye? Dedeciğim, neredesin? Dedeciğim. Dedeciğim, neredesin? Nerede? Hadi yat. Yat hadi. Bak ya. Tamam. Tamam, hadi yat. Hadi yat. Hadi iyi geceler. Kafayı da çekiyor. Ne yapacaksın? Ha, gidiyor musun baba? Evet, hadi bakalım. Tamam, hadi görüşürüz. Ben gideyim, artık işim var benim. Beklerler beni. Tamam. Dedeciğim neredesin? Gitti. Ay, dedeciğim. Gitti. Dede, neredesin? Gitti mi? İbo! Yok anneciğim, o başkası. Nas nerede dedi?
Dedi, neresin? Nereye gitti? İbo! Geliyor. Bu geliyor. Hayır anneciğim, o başkası dede değil, binadaki. Bir sen geliyorsun sandı, binanın kapısı açıldı ya. Bak İbo geliyor diyor. Yani ama hep yalandan uyuyorsun. İyi her şeyi niye aşağı attın? Kafa babadayken yapıyor. Gitti dede. Gitti. Bak. E sen uyuyordun anne. Bak kalkışa bak, bir de bak o kollarını böyle bak. Kendine bir geriyor bak. Sen nereden bak. Bak. Ya sen nereden biliyorsun bunları? Neredesin İbocuğum? İbocuğum? İbocuğum neredesin? Naz. Telefonunu unutmuş dede. Bak bak. Bu sefer çabuk buldun beni. Karpuz aldım, karpuz. Ha, kavur abi sen. He? Dedi kuka abidin. He? Dedi kuka abidin. Sen de kavur aldın. Evet. Dedi kuka yok. Tamam, geleyim yiyelim. Sadi. Tamam, ben hemen kesiyorum, tamam mı? Çantayı yerine götürelim. Sepet var önde, dikkat et. Of, of çok ağır. Bak, her akşam babasının çantasını alıp böyle yerine koyuyor. Bak, bak, bak. Aktı ya, evet aktı anneciğim öyle. O yüzden oturarak yemen gerekiyordu aslında. Ertesi günden selamlar, merhabalar. Vallahi dün akşam vloguma devam etmedim. Çünkü hiçbir şey yapmadık yani. Öyle oturduk, kahve içtik işte nasıl uyuduktan sonra. Nas'la ikimiz banyo yaptık. Nas'ı yıkadım. Hem de kendim de bir banyo yaptım. Vallahi saçlarım kendine geldi. Nas öğlen uykusundan uyanalı bir saat oldu. Yani bugün erkenden vloguma devam etmedim çünkü hiçbir şey yapmadım. Yani sadece şöyle üstü gelişi bir evi süpürdüm. Onun haricinde hiçbir şey yapmadım. Dünden zaten yemeğim var. O yüzden rahatım. Yani kıymalı patates yemeğim var. Makarnam var. O yüzden yemek konusunda bugün rahatım. Yani yemek olunca çok rahat ediyorum. Nas şimdi oyuncaklarını getiriyor buraya. Birazcık oyun oynarız. Nas yemek yiyecek misin? Neden? Acıkmadın mı? Acıktın mı? Acıkmadım, yok. Tamam, getir yanıma, birlikte oynayalım. Solucanlar. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Şöyle bir parka gidelim dedik aşağıya ama hava bir kapıyor bir açıyor. Yani böyle her an yağmur yağacak gibi. Dedik o yüzden evde oynayalım bari. Yani zaten saat 4. Yiyecek mi? Hayır, yemeyeceğim. Kesin yemeyeceğim. Yiyecek misin? Yiyeceğim. Gıgar, gıgar. Anneciğim o çıkmıyor ama. Evet, çıkmıyor. Şimdi sıra bende. Hadi bakalım. Al bakalım. Mane. Esiyagım. Evet. Bırak içine. Hadi gar. Sen. Sana karı koydum. Bana karı koydum. Karpuz yedim. Çok kötü. Karpuz mu yedin? Hı hı. Hmm, evet. Dün akşam baba karpuz almıştı değil mi? Bana karpuz yedim. Çok kötü karpuz. Ama ben de yedireyim mi? Hı hı. Tamam. Hadi sen de yedin. Teşekkür ederim. Hangisini alayım? Yeşil. Yeşil. Bunun adı neydi? Solucan. Solucan. Evet, dur makasla açalım. Şimdi bakalım ne çıkacak içinden. Kargomuz geldi. Çöp kutusu almıştım. Bize Dilara abla ne almış? Dilara abla bize ne aldı? Hediye almış. Hediye almış, evet. Aslında... Hayır, orada anneciğim bak.
Kız o değil, onu marketten aldık. Aslında doğum günüme daha var ama Dilara erkenden hediye göndermiş. Dilara'ya buradan, Dilara'ma çok çok teşekkür ediyorum. Düşünmesi yeter, gerçekten gerek bile yok ama düşünmesi yeter. Dilara o kadar ince düşünceli bir kız ki. Dilara da Tuncan'ın kuzeni. Şimdi şöyle göstereyim, bunu nasıl almış? Bakın nasıl mutfak önlüğü. Nasıl fotoğrafı var önünde. Şöyle odakladı mı? Bak. MasterChef Nas yazıyor. Bu da benim. Bak. Bunda da benim fotoğrafım var. Ya Dilara gerçekten çok teşekkür ederim. Bekle bunu kuralım. Acaba ben doğru mu yapıyorum? Teşekkür ederim. Bunu bunun içine takacağız. Dur takalım. Işık kanka. Dur bakalım. Işık burun. Elin burun. Anne de bunu priz. Bunu mu takayım? Hı? Tamam takayım. Işığa takayım. Ama önce bunu takalım. Olur mu? Anneciğim. Ben doğru mu taktım acaba nasıl bunu? Acaba. Dur bakayım. Hiç fotoğrafına bakmadan kurmaya çalıştım ya. İşte babaya. Getirdin mi aşkım? Ne alaka bunu anlayamadım nasıl? Dur bakayım. Ay. O pis aşkım pis. Nas'ın odasındaki halıyı yıkamıştım. Şimdi kurutmadan çıkardım. Böyle yumuşacık olmuş ve mis gibi olmuş. Hemen serdim. Balkonun halısını makineye attım. Şimdi o yıkanıyor. Sonra onu kurutmaya atarım. Bu arada şu çamaşırları katladım. Bunları henüz yerleştirmedim. Yerleştireceğim. İçeride bir sepet daha çamaşırım var. Yani çamaşır bitmiyor. Dün de söyledim. Onları da katlayacağım şimdi. O kadar. Başka da bir işim kalmadı. Şimdi yine Nas'la birazcık oyun oynayalım. Sonrasında Tunca geldikten sonra yani iftardan sonra artık o çamaşırlarımı katlarım. Onları da yerleştiririm. Telefonum çalıyor. Salonun haline bakın. Balkona da şimdilik bu halıyı serdim. Çünkü Nas'la çıkıyor ya, yerler soğuk oluyor. Aslında kapalı balkon ama hava alması için camı birazcık açık bırakıyorum. O yüzden gene de soğuk oluyor. Halıyı buraya serdim. Bu halı yedekte kaldı. Boşta kaldı. Bu arada bu çöp kovasını da çöp kovası olarak kullanmaktan vazgeçtim. Çünkü çok büyük değil. Aşağıya da şöyle balkonda kullandığımız koku vardı. Onu koydum. Sprey tarzında. Şu şarj aletlerini, prizi genelde burada hep kullanıyoruz. Şarj aletlerinin kabloları koydum aşağıya. İşte Nas'ın ekranı da orada. Buraya çıktığımızda açıyoruz ya. Bunu da patates ve soğanlık olarak kullanmaya karar verdim. Yani bence daha mantıklı olacak. Çünkü çok büyük değil. O yüzden ben de patates soğanlık olarak kullanacağım. Zaten yoktu benim. Onu da bu şekilde değerlendireyim dedim. Tamam. Hangisiyle oynayalım? Bununla oynayalım. Tamam. Bunun içindekilerle mi oynayalım? İçinde bebek var. Aa! Başka bebek var mı peki? Başka bebek yok. Ben hangi bebeği alacağım? Tamam. En son Nas'la birlikte oyun oynuyorken vlog çekiyormuşum. Ben de kameradan baktım. Biz bayağı bir oyun oynadık. Sonrasında salonu birlikte toparladık. Tunca işten geldi. İftardan sonra da annem geldi bu arada. Annemle birlikte birazcık sohbet ettik, muhabbet ettik. Güzel vakit geçirdik. Nas'la birlikte oyun oynadılar. Sonrasında annem gitti. Nas zaten uyudu. Ben de çay demlemiştim. Tunca ile birlikte çay içtik, dizi izledik. Sonrasında Tunca yattı, uyudu. Ben de mutfağı toparladım biraz önce gördüğünüz gibi. Bu arada spora başladım tekrardan. Haftanın 2-3 günü böyle spor yapıyorum.
Bir de bu akşam Tunca sürpriz yapmış. Doğum günü hediyesi saat almış. Ve bu saati gerçekten çok istiyordum. Çok teşekkür ederim. Kesesine bereket canım eşim. Bu arada doğum günüm 31 Mart'ta daha var. Neyse sporumu yaptıktan sonra da artık salonun kapısını kapatıp makyajımı temizleyip yatıp uyumak istiyorum. Zaten burada saatlerimiz herhalde 2.30-3 falandır yani. Hep erken yatacağım diyorum ama bekarlığımdan beri şu huyumdan vazgeçemedim. Hiçbir zaman erken yatamıyorum. Elimde değil yani. Beni gece uyuyamayanlar anlar. O zaman buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.